Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda gece maçında iki ekip karşı karşıya giriyor. Çetinkaya, Yeni Boğaziçi iki flash ekip. Birinci ligin maçın hakemi Savaş Tilki ve oyuna ev sahibi Çetinkaya başladı. Yeni Boğaziçi'nin atağı Muhammed vuruyor. Avuta gidiyor top. Raif şansını denedi. Kaleci Mehmet Emin işte. Raif'in vuruşu bir kez daha ekranlara geliyor. Yeni Boğaziçi'nin atağı. Topla buluşan isim Muhammed. Muhammed çok sert vuruyor. Direkt ve topu ağlarla buluşuyor. Yeni Boğaziçi deplasmanda 1-0 öne geçiyor. İşte Muhammed ve skor 1-0. Büyük sevinç var Yeni Boğaziçi'nde. Gol bir kez daha ekranlara geldi. Yeni Boğaziçi'nin yeni bir hata. İbrahim Mehmet Emin'de kalıyor. Süleyman Göktaş tedirgin bu dakikalarda. Vural yerde kalıyor. Savaş Tilki penaltı diyor. Yeni Boğaziçi adına ikinci gol şansı. İşte penaltı bir kez daha ekranlara geldi. Vural yerde kaldı. İbrahim ve skor 2-0 oluyor. Yeni Boğaziçi skoru 2-0 yapıyor İbrahim'le. Ve skor 2-0. Çetinkaya şokta. Bir başka açıdan İbrahim'in penaltı golü yeniden ekranlara geldi. Kafa vuruşu Kadir'den out'a gitti. İbrahim pozisyondan yararlanamayan isim Muhammed. Muhammed'in vuruşu out'a gidiyor. Coşkun'la serbest vuruşu kullandı Çetinkaya. Out'a gidiyor. Coşkun'un serbest vuruşu bir kez daha ekranlara geliyor. Coşkun kaleye bakıyor. Sert vuruşu out'a gitti. Ve Derviş'e yapılan hareket sonrası Savaş Tilki sarı kartını gösteriyor. Bir sarı kartta Mitro'ya çıkıyor. Çetinkaya'dan İbrahim. İbrahim açısını daralttı ama vuruşu da out'a gidiyor. İşte İbrahim'in vuruşu bir kez daha ekranlara geliyor. Derviş. Derviş ceza sahasına giriyor. Derviş'in ortası. Sonuç gelmiyor. Ve bu hareket sonrasında sakatlık yaşanıyor. Muhammed. Sonuç gelmedi. İbrahim yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Yasin'in kafa vuruşu. Kaleci İbrahim'de kalıyor. İbrahim'in vuruşu ve Mehmet Emin ikinci pozisyon. Topa out'a gidiyor. İbrahim düştü kalktı, topu önünde buldu. Sert vurdu Mehmet Emin. İkinci pozisyonda bir kez daha vuruyor ama sonuç alamıyor. Savaş Tilki ilk yarıyı bitiriyor. İlk yarıda 2-0'lık Yeni Boğaziçi'nin üstünlüğü var. Konuk ekip Yeni Boğaziçi oyuna başladı ikinci yarıda. Derviş'in ortası. Ve penaltı noktasını gösteriyor Savaş Tilki. Farkı azaltma şansı Çetinkaya adına. İşte penaltı pozisyonu. Bir başka açıdan yeniden ekranları geliyor. Yasin yerde kalan futbolcu. Derviş topun başında. Derviş ve skor 2-1 oluyor. Aradaki fark 1'e düşüyor Derviş'te. Kaleci İbrahim üzgün. Eski takım arkadaşlarına karşı mücadele ediyor. İşte Derviş.
ve skor 2-1 oluyor. Yasin. Yasin'den kötü bir vuruş. Derviş vuruyor, avuta gidiyor. Derviş bir kez daha topla buluştu ama sonuç gelmedi. Sabri. Sabri'nin vuruşu Mehmet Emin ve korner. İşte Sabri'nin vuruşu kale arkası kamerasından yeniden ekranlara geliyor. Serbest vuruş kullanıldı, Mehmet Emin'de kaldı. Vural, Çetinkaya defans araya girdi. Cemal Bulutoğulları, Lefkoşa Belediye Başkanı da maçı izleyenler arasında. İşte Hakan, Hakan'dan kötü bir vuruş. Hakan Altın görüntüdeki futbolcu. Ve Savaş Tilki bir kez daha penaltı noktasını gösteriyor. Çetinkaya için beraberlik şansı. İki penaltı gösteriyor Savaş Tilki. Mehmet Volkan. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Nazım Burgul'a tepkisini dile getiriyor tribünde. Çetinkaya maçtaki ikinci penaltısını kullanacak. Mehmet Volkan'ın Nazım Burgul'a tepkisi sürüyor. İşte penaltı pozisyonu bir kez daha ekranlara geliyor. Topun başında yine Derviş var. Derviş ve skor 2-2 oluyor. Çetinkaya beraberlik golünü yine Derviş de buluyor. Skor 2-2. Mehmet Karaşahin daha önce araya Levent girdi, korneri attı. Ve pozisyonu değerlendiremedi Çetinkaya'da futbolcular. Karşılaşmanın hakemi Savaş Tilki. Yardımcı antrenör Taner Samancıoğlu'nu oyunun dışına gönderiyor. Bu dakikalarda gerginlik yaşanıyor sağ içerisinde. Bravo hakem, günün adamısın hoca. Günün adamısın hoca. Günün adamısın hoca. Tamam bak, günün adamı olur. Yardımcı antrenör Taner Samancıoğlu sağ dışına çıkıyor. Çetinkaya yedek kulübesinde gerginlik var. Ve Savaş Tilki Mehmet Volkan'ı da oyun dışına gönderiyor. Mehmet Volkan tepkili. Oyunun son bölümlerinde teknik direktörü ve yardımcı antrenöründen yoksun oyunu sürdürüyor sarı kırmızılı ekip. İşte Mehmet Volkan dışarıya böyle çıkıyor. Ve Savaş Tilki 90 dakikayı bitiriyor. Çetinkaya 2, Yeni Boğaziçi 2. Berabere istediğimiz berabere bitti hocam. Hocam berabere istediğim berabere bitti. Burak. Burak. Tamam hocam, cevap vermek zorunda değiliz. Seni şeye de berabere dedi. Ya ne söyleyeyim? Herkes gördü. Berabere istedi, berabere bitti. Başka açıklama yok. Başka. Yazık, emeklerimize yazık. Hoca hiçbir şey söylemedi, oyundan atıldı. Tartışılması lazım. Bilmiyorum orada ne oldu. Biz maça bakıyoruz. Gerçi ikinci yarı iyi mücadele ettik. İlk yarı biraz konsantre eksiğimiz vardı. 2-0 geriye düştük. 2-2 oldu maç. Önümüze bakacağız yine. Geçen hafta da söylediğim. Olmadı, olmadı. Şanssızlık. 4-3 beraberlik. 2-2. Bu hafta inşallah. Teşekkürler. İyi başladı ama berabere bitti. Cevabı sen vereceksin.
Tebrik ederim. Arete'de güzel program yapıyorsunuz. Çok güzel yorumlar yapıyorsun sen de. Lütfen bu maçı iyi yorumlayın. Ben hep şunu savunuyorum. Hayatta en yüce değer emektir. Emeği bir insanın, bir takımın yenirse tabii ki her şey olacak ya. Ben buradan tüm oyuncularımı kutluyorum. Yöneticilerimi kutluyorum, başkanımı kutluyorum ama bir şey söylüyorum. Çok üzgünüm. Başkanım adına, kulüp yönetimim adına çok üzgünüm. Bütün maddi manevi giderler boşa yapıldı. Biz şampiyon olamayız. Bu emekler bu şekilde çalındığı sürece, yalnız biz değil, kimin emeği çalınıyorsa şampiyon olamaz. Günah. Bu kadar paraya günah. Kimse şimdi bana çıkıp demesin, ilk yarı iyi oynadığınızda 5-0 olacaktı falan. Hayır. O kimseyle kadar etmez. 2-0'da 5-0 olabilir. Doğru. Zaten 5-0'da bitecekti. Doğrudur. Ama bunun yerine bir hakem çıkıp da maçın kaderini belirleyemez. Belirlemek için bir takımın hakkını, bakın burada insanlara bakın. İnsanlara bakın. Bakın, bak. Çekin bunları ya. Evet. Bana biraz önce bittiğinde bütün ay sergililer sarıldı ve bana dedi ki hoca yanlış takıma geldin. Hoca sen şampiyonluktan bahseden ay sergiyi şampiyon yapmazlar hoca. Yani lütfen bunlar benim kişisel düşüncelerim. Sizden rica ediyorum. Maçı çok güzel analiz yapın. Penaltı pozisyonlarını yapın. Tabii maçı çok fazla yapamıyorsunuz çünkü her takıma, her maça değer vereceksiniz. Ama profesyonelce arkadaşlar. Maç beraber bitti. Bir takım kazandı. Lütfen onu da sen bul. Hangi takım kazandı mı? Evet, teşekkür ederim. Bakın ne kadar sakinim yani, maç bitti. Ve şunu da söylemek istiyorum. Niye atıldığımı bilmiyorum. Yani Taner Hoca feveren etti haklı olarak. Ben de onun içeriye girdim, onu aldım. Şimdi tabii adını koyabilirler. İçeri girdim. Veya ben öğretmenim ha. Hiç kimseye kötü laf söylemem ben. Savaş Tilki zaten benim arkadaşım ama o akşamın kaderini o belirledi. Emeği hakkı verelim herkese. Tekrar başarılar dilerim. Programımıza kolay gelsin size. Sağ olun hocam. Futbol böyle değil ya. Futbol bu değil yani. Bizim arkadaşlarımız maalesef ilk yarı çok relax başlıyoruz. Çok rahat başlıyoruz. Kişisel hata yapıyoruz. Ondan sonra da uğraş babam uğraş. E tabii ki günün sonunda 2-2'yi yakalamak güzel. 2-0 mağlubiyetten ama biz hep maalesef böyle oluyor. 2-0 mağlup 2-2. Öne geçiyorsunuz. Maç kazanamıyorsunuz. Geri düşüp tekrar kurtarmaya. Yani Çetin Kaya bu değil. Hep bunu söylüyoruz. Çetin Kaya bu değil ama arzulanan yere gelmemiz için bizim golcülerimizin süratle bak iki tane penaltıdan gol attık. Yani penaltı ama pozisyonlar penaltı ama bizim var pozisyonumuz gole çeviremiyoruz. Hakan bir türlü tutuk kendine gelemiyor. Kazandığı topları artık kendi inisiyatifini kullanamaz duruma geldi. Yani kendine bir güvensizliği geliyor. Tabii ki Çetin Kaya 4 haftada 12 puanın 3'ünü alırsa, 9'unu kaybederse tabii ki güvenden uzaklaşabilir. Hep bunu arkadaşlarımıza biz söylüyoruz, dikte ediyoruz ama bir türlü başaramıyoruz. İnşallah önümüzdeki haftalarda çok daha değişik bir kişiliğe bürünür takımımız diye düşünüyorum. Bununla ilgili terapi yapmak zorundayız artık konuşarak. Çünkü yani fizik gücümüz yerinde. Çünkü yaptığımız çalışmalar ortada. Ama maalesef bunu ilk yarıdan sahaya yansıtma konusunda çok şikayetçiyim. Çünkü hakikaten çok kötü oynuyoruz. Soyunma odasına gidiyoruz, konuşuyoruz. Çıkıyoruz ikinci yarı, değişik bir havaya bürünüyoruz. Tabii ki kişisel hatalar da takımı mahkum edebiliyor. Örneğin Ramazan'ın ikinci pozisyonda, penaltı pozisyonda yaptığı hata affedilir bir hata değil. Yani bir oyuncunun yapacağı bir iş değil. Ama maalesef tecrübesiz, yılların yurt dışında oynaması, işte bizim ülkemizin futboluna adapte olması bu kadar. Bizim tabii ki bir Asilkan gibi, bir efendime söyleyeyim İsmail gibi sol koridorda oynayan arkadaşlarımızın sakat oluşu bizi engelliyor. Özellikle sol koridorda engelliyor. Genç arkadaşlarımızı koyuyoruz. İşte memnuniyet duymuyoruz. Başka bir arayış içine giriyoruz. Her hafta kanatlarda oyuncu değiştirirseniz böyle handikaplar yaşayabiliyorsunuz. Maalesef biz de bugün o handikaplardan birini daha yaşadık. Günün sonunda bir puan olsun aldık diye düşünüyorum. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim.